Değerli HR Talks takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine harika bir konuğum var. Açıkçası onunla program yapmayı heyecanla beklediğim konuklarımdan biri şu an bizlerle. Çok teşekkür ederim. Merhaba herkese. Sizler de hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz ve bize vakit ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanım. Çok benim sağ olun. Benim için büyük bir zevk Esra'cığım. Çünkü daha öncesinden de bir ahbaplığımız ve ortak noktalarımız olduğu için ben de çok mutluyum burada olmaktan. Ben de kırmadınız geldiniz. Çok sağ olun. Biz insan kaynakları profesyonelleri olarak pek çok platformda ya da topluluk önünde konuşmalar yapıyoruz, sunumlar yapıyoruz ya da eğitimler veriyoruz. Ve bu konuşmaları yaparken de etkili olması tabii ki çok önemli. Hazır sizi de bulmuşken bunu sormak istiyorum. Etkili bir konuşmanın olmazsa olmazları nelerdir Fulya Hanım? Etkili konuşma. Evet. Şimdi tabii etkili deyince etkili insan nedir, kimdir? Çok geniş kapsamlı bir konu bu. Ama mesleğim doğrultusunda öğrendiklerim kadarıyla birazcık böyle ipuçları verebilirim diye düşünüyorum. Etkili olmak için insanların tabii ki önce biraz donanımlı olması gerekiyor. Hı hı. Pek çok anlamda kendisini yetiştirmiş olması gerekiyor. Çünkü ne yazık ki son yıllarda bizler hep hani geleceğe yatırım yapıyoruz ama yatırımlarımızı çoğunlukla kendimize yapmıyoruz. Hı hı. En azından bir kere araştırmacı olmamız gerekiyor. Hı hı. Bir ortamda, bir topluluk önünde konuşacaksak eğer dersimize çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. O birinci öncelik. O bizi gerçekten konuya hakimsek eğer, konuya vakıfsak, iyi araştırmalar yaptıysak o bir defa bizi çok rahatlatacak bir konudur. Hazırlık aşaması önemli. Aynen. Ve biz aslında bunu hazırlığı şöyle bir göz atıp tamam orada onu derim, orada onu derim deyip çıkıyoruz aslında değil mi bazen evet. Fulya Hanım? Gerçek bir hazırlık nasıl olur? Gerçek bir hazırlık nasıl olur? Tabii ki konunuza hakimsinizdir. Ama yabancı bir ortama girdiğimiz zaman, hele bir de topluluk önünde konuşacaksak, bir de karşımızda bir mikrofon varsa, bu iş kabusa dönüşebilir. Evet. Çünkü çok böyle mikrofon fobisi olanlar vardır. Evet, ben hatırlıyorum. Onu soracaktım zaten. Gerçekten topluluk karşısına ilk çıktığımda inanılmaz bir gerginlik. Yani hani o an ismimi sorsanız neydi acaba diye böyle dönüp birbirimize bakabiliriz. O gerginlikle nasıl baş edeceğiz? Nasıl yöneteceğiz? Aslında stresli bir şeydir. Aslına bakarsanız normaldir de. Mesela ben 30 yıllık bir televizyoncuyum. Yarın yine diyelim ki böyle bir topluluk önünde konuşacağım. Yine heyecan yaparım ben. Hatta benim bu heyecanım 1-2 hafta öncesinde başlar. Heyecanlanmak güzel bir şeydir. Evet. Neden heyecanlanıyoruz? Çünkü çok önemsediğimiz için heyecanlanıyoruz. Heyecanlanmamak kötü. Bize hep hocalarımız derdi ki TRT eğitimlerimizde biliyorsunuz ben aynı zamanda eski bir TRT spikeriyim. Seslendirme sanatçısı aynı zamanda. Pek çok filmden bu sesi hatırlayacağınızı umuyorum. Bazı insanların ses hafızası çok kuvvetlidir. Evet, evet. Görüntüden değil daha çok sesten hatırlarlar. Hocalarımıza derdik ki eğitim döneminde işte hocam çok heyecanlanıyoruz. Ne yapacağız bu heyecanı yok edeceğiz? Onlar da bize şöyle cevap verirdi. Heyecanlanmak çok güzel bir şey. Neden? Çünkü konuyu önemsiyorsunuz. Hiç heyecanlanmasanız eğer bu kötü. Hani bu cahil cesareti denilen bir şey vardır ya hemen bazı insanlar atlarlar her konuya. Konunun uzmanı olmadıkları halde uzmanıymış tavırları takınırlar. Dolayısıyla heyecanlanmak güzel. Ama önemli olan burada heyecanı birazcık kontrol altına alabilmeyi başarmaktır. O da nasıl olacak?
Birincisi biraz önce de söylediğimiz gibi gerçekten dersinizi iyi hazırlanmış olmanız gerekiyor ki bu size güven verecektir. Karşı tarafın dersine de iyi çalışmanız gerekiyor. Çünkü karşıda da karşınızda da kimlerin olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Onun dışında nefes almak, vermek, nefesinizi doğru kontrol etmek, heyecanınızı birazcık daha bastırmanıza yarayacaktır. Ben en çok onu yaşıyorum. Mesela kendimi şimdi bir an hayal ettim de orada hakikaten gibi bir değil mi? Sıkışıp kalıyoruz. Mesela orada kendimizi nasıl derin nefes al. Nefes çalışmaları vardır aslında. Çoğumuz bunları pek bilmiyoruz. Nefesimizi doğru kullanmak, doğru kontrol edebilmek, beynimize oksijenin daha rahat gelebilmesini sağlamak için bazı nefes çalışmaları vardır. Başka bir zamanda sana detaylarını öğretebilirim. Doğru nefes alırsak, kendimize güvenirsek, bu işi başaracağımıza inanırsak psikolojik açıdan da daha bir rahatlatır bizi diye düşünüyorum. Tabii ki yaptığımız bazı kelime hataları olabilir. İşte nefesimizi doğru kullanamayabiliriz. Sonunu tam toparlayamayabiliriz. Çünkü neden? Aldığımız nefes cümlenin sonuna kadar yetmeyebilir. Bu bizi tedirgin edebilir. İyi bir artikülasyonumuzun olmaması. Çünkü bizler genelde çok ağzı kapalı konuşuruz. Efendim söyleyeyim, içimizden okuruz. Yüksek sesle okuma çalışmaları pek yapmayız. Çünkü hep şöyle düşünürüz. Bana ne canım ya, ben spiker mi olacağım? Ya da işte tiyatro sanatçısı mı olacağım? Dublaj sanatçısı mı olacağım diye düşünürüz. Ama aslında diksiyon hepimize lazım olan bir şey. Neden? İletişimin en önemli yolu zaten konuşmaktır. Evet. Konuşurken de Türkçeyi doğru kullanmamız, o güzel kelimeleri ağzımızdan doğru bir şekilde telaffuz edebilmemiz. Buna da zaten artikülasyon diyoruz. Böyle güzel artikülasyon çalışmalarıyla, pratiklerle, işte ağzımızda kalemlerle. Onu soracağım. Çünkü bende de hem kendi videolarımı izledim. Orada aslında saptadım biraz da. Çünkü benim de çalıştığım bir konu kendi üzerimde bu. Ben de R'leri söylerken çok fazla yuvarladığım için o kelimeyi tam ses bir şekilde, yani tam seslerini rüya de bakayım bana. Rüya. Aslında, rüya. Doğrusu aslında rüyadır. Rüya. Hani şapkalı. Evet. Bu şapkalılarda da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız. Şapkalı harflerimiz var biliyorsun. Evet. Ünlü harflerimiz var. Bunlarda da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ne yazık ki pek kullanılmadığı için. Bunları düzeltebiliriz. Bunlar çok kolay düzelebilecek şeyler ama hepsi çalışarak. Yani bizler sizlere ancak tekniğini öğretebiliriz. Ama sizler evinizde ya da işte bulunduğunuz ortamlarda çalışarak bunu geliştirebilirsiniz. Küçük bunun içinde bazı pratikler var, alıştırmalar var. Egzersizler var mesela, işte küçük hecelerle başlayıp ba, be, bi, bo, ra, re, ri, ro, ağzımızı açarak daha fazla artiküle etmeye çalışarak biraz da böyle egzajere de edebiliriz. Ama ağırlıklı olarak Esra'cığım yüksek sesle bu tür alıştırmaları yaparak tekerlemeler vardır biliyorsunuz. Hep çocukluğumuzdan itibaren de öğretilir. Hem bu tür tekerlemeler artikülasyonumuzu güçlendirmek için önemli. Bir de anlamsız kelimeleri anlamlıymış gibi gerekli vurgularla, tonlamalarla okumak onlar da çok önemli. Yani diksiyonun aslına bakarsanız bazı kuralları var. Aslında çok geniş bir yelpaze. Dilimiz de çok geniş olduğu için. Şunu da öğrenmek istiyorum. Hepimiz çok güzel bir diksiyonla ya da çok etkili bir şekilde konuşabilir miyiz üzerinde çalışırsak? Sizin gibi konuşabilir miyiz? Mesela ben bayılıyorum çünkü Fulya Hanım'ın ses tonuna ve konuşmasına. Çok teşekkür ederim. Biz hep öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Her ses güzeldir. Önemli olan sesimizi doğru kullanmayı öğrenmektir. Mesela bazı insanlar çok yüksek
tonlarda bağırarak konuşurlar. Seslerini çok yorarlar. Hı hı. Belli bir süre sonra bir takım sesleriyle ilgili sağlık problemleri de yaşayabilirler. Sesimizi doğru kullanmak çok önemli. Onu öğrenmek, onu bilmek önemli. Bence bunu herkes yapabilir. Yani biz nasıl yaptık? Hı hı. Yani sonuç olarak yani biz de annemizin karnından hani bu şekilde konuşarak çıkmadık. Ama bunun için çok çalıştık. Şimdi ne kadar güzel, çok şanslılar. Böyle okullar var. Güzel hı hı. diksiyon eğitimleri veren, işte seslendirme okulları var. Bizim de okullarımız var, eğitim veriyoruz. Ama benim zamanımda böyle okullar yoktu. Zaten konuşmayı öncelikle biliyorsunuz ailede öğreniyoruz. Sonra hı hı. işte okulda öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız. Efendim söyleyeyim. Çalıştığımız zaman bence kesinlikle olur. Önemli olan sesimizi nasıl, ne şekilde kullandığımız ve nasıl eğittiğimizdir. Bunu yapabilirsiniz. Ben de kendime inanıyorum, umuyorum yapacağım. Kesinlikle, çünkü gerçekten evet. Önce çok inanma. Önemsediğim bir konu benim evet. açıkçası. Kendime gelişim alanı olarak belirlediğim evet. konulardan biri. Neden? Çünkü artık herkesin bir televizyonu var. Şimdi artık evet. senin de bir televizyonun var. Eskiden benim zamanımda sadece TRT vardı. Evet. TRT 1 vardı hatta. Bizler binlerce insanın arasından seçiliyorduk. Çok sınavlardan sonra akabinde 3-4 aylık bir eğitime tabi tutuluyorduk. Sonra tekrar bir sınav oluyorduk. Yani hı hı. çok ciddi sınavlardan geçiyorduk. Hı hı. Onda bile speaker olduktan sonra hocalarımız diyordu ki daha speaker olmadınız, daha yiyeceğiniz çok fırın ekmek var diyorlardı. Haklılardı. Hı hı. Çünkü sürekli kendimizi eğitmeye çalışıyorduk. Ve hala da öyleyim ben. Yani hı hı. öğrencilerime ders veriyorum ama mesela işte bir öğrencim bir şey soruyor. Hocam burada niye bu ek alınıyor? Ya da buradaki A neden uzun okunuyor? Gibi sorularla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hı hı. bizim de sürekli kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Evet. Peki Fulya Hanım, sizden böyle kapatırken birkaç pratik örnek kendi hayatımıza entegre edebileceğimiz örnek varsa aklınızda bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki paylaşırım Esra'cığım. Bir kere bizler, sizler diyeyim artık hani biz bunu yaptığımız için yüksek sesle evde okumaya alışmanız gerekiyor. Çünkü hep içimizden okuduğumuz için sesimizi doğru. nasıl kullanmamız gerektiğini ya da ne gibi hatalar yaptığımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla evde hep yüksek sesle okumanız gerekiyor. Hatta sesinizi kayda almanız gerekiyor. Nerelerde, ne gibi hatalar yapıyorsunuz? Bunu siz kendiniz bilemiyorsanız bana yollayın. Evet, ben bakayım nerelerde düzelmemiz gereken şeyler var. Çünkü bize hep okulda öğretmenlerimiz Türkçe yazıldığı gibi okunur diye öğrettiler. Halbuki böyle değil. İşin evet. incelikleri var. Ortada bir diksiyon var. Diksiyonu bütün öğretmenlerimizin, eğitmenlerin de öğrenmesi gerekiyor. Çünkü sonrasında onlar yerleştiği zaman bizim düzeltmemiz çok zor oluyor. İşte yapacağım, geleceğim, gideceğim gibi yazılıyor. Sesli düşmeleri oluyor. Yapacağım konuşma dilinde. Onları hep yapacağım, gideceğim, geleceğim diye söylüyoruz. Bu incelikler var. Bunları öğrenebiliriz. Diksiyon kitapları hemen hemen çoğu birbirine benzer prototipte. Diksiyon tek çünkü. Hani diksiyon bilgisi. Dolayısıyla onlardan da faydalanabiliriz. Yeter ki öğrenmek isteyelim. Bunu herkes yapabilir. Kendimizi bu anlamda da geliştirebiliriz. Bol bol yüksek sesle okuyarak, kaydederek, dinleyerek. Sonuçta tekniğini öğrendikten sonra yine iş sizlere düşüyor. Evet. Hepimizin güzel bir Türkçesi olabilir. Ağzımızdan ne çıkacağını bir de bilmemiz gerekiyor. Düşünmeden konuşmamamız gerekiyor. Ne söyleyeceğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemli. Yani buraya gelsene dediğimiz zaman daha emredici söylüyoruz. Bakın mesela tonlamalar, biz hep bunları da öğretiyoruz. Buraya gelsene, buraya gelsene.
Evet. Buraya gelsene. Ne kadar farklı tonlardı bir cümleyi. Tabii etkisi ne kadar farklı. Ben hep yaşamım boyunca uzun yıllar televizyon ekranlarında da hep söyleyeceğim lafları düşünerek, tartarak söyledim. Çünkü ağızdan çıkan bir kelime yaydan fırlayan bir ok gibidir. Geri dönüşü yoktur. Hele ki topluluk içinde. Bir de eğer bir canlı yayındaysanız, televizyonda olsun, herhangi bir medyada olsun, düşünerek konuşmamız gerekiyor. Onun için ben de dikkat ederseniz böyle çok hızlı konuşmamaya gayret ederim. Evet. Daha anlaşılır olsun, kelimelerim doğru şekilde ağzımdan çıksın diye biraz böyle tartarak, düşünerek konuşurum. İletişimin olmazsa olmazı hafif bir tebessümdür. Saygılı davranmaktır. Efendim söyleyeyim, açık, net ve dürüst olmaktır. Çok güven sağlar karşı tarafa. Kıyafetimizi, saçımıza, başımıza özen göstermektir. Bunların hepsi iletişim için. Hani olmazsa olmazdır. Olmaz diyoruz. Evet. Evet. Biz bu programı bitiriyoruz. Fulya Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica gerçekten ederim. Bir faydası olursa eğer ben de mutlu olurum. Olacaktır. Mümkün değil olmaması. Efendim, umuyoruz sizlere fayda sağlayan bir içerik olmuştur. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.